Şener, siz az önce illeri söylemiştiniz. Yani, şimdi Ali Bey'in... Onun bir çok çarpıcıydı. İçişleri evet. Bakanı Ali Yerlikaya'nın o bahsedilen... Açıklamasında. Açıklamasında yer verdiği iller. Yani daha başka illerde var da... Bu son operasyon. Son operasyon. Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa. 12 ilde. Türkiye'nin dört bir yanında. Dört, şöyle diyemiyorsunuz. Işte. Efendim güney sınırlarında, yani, Suriye yakınında. Kilis'te öbeklenmiş falan. Öyle bir şey yok yani. Türkiye'nin her yerinde. Yani bu nasıl bir akıl? Ya bu. Şöyle hocamın söylediği gibi selefi yani şöyle. Bakın Türkiye'de Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bir gerçeklik var. Ve bu gerçekliğe dayanan istismara, evet. Bunun da istismar edildiği bir tehlikeli süreç var. Bunu artık samimi tarikat ve cemaatler de görüyorlar ve söylüyorlardı. Yani samimi sadece işi gücü, ibadet, ilim olan bazı tarikat, cemaat liderleri de artık Türkiye'de belli grupların, bunlara tarikat deyip, cemaat deyip diğerlerini şey yapmak istemiyorum. O yüzden... komşu ülkelerin etkisinde, mesela İran etkisinde veya başka Arap ülkeleri etkisinde, oralar Mısır etkisinde olup selefi tabanlı olarak İslam yorumundan hareketle IŞİD ve benzeri örgütlere son derece katılmada şey gösteriyorlar. Ne diyelim? Eğilim gösteriyorlar. Hani ucunun nereye gideceğini şey yapmıyor. Çünkü bakın IŞİD DAEŞ militanları da eylem sonrası talimatın olaydan birkaç gün önce geldiğini, yani o güne kadar deminden örnek verdiğiniz gibi Suşi'de servis yapan eleman belki 1 Mayıs'ta Nedim Bey bu DAEŞ operasyonu ve çökertilmesi, yani özellikle bize o profili biraz anlatabilir misiniz? Birisi Suriye'den girmiş, bir tanesi İran'dan giriyor, İran'dan giren Afganistan uğruklu bu sene giriyor, Suriye'den giren kaçak giriyor 2016'da ve 4 senedir kaçak yaşıyor şu, İstanbul'da ve nihayetinde bunlar da 1 Mayıs akabinde içe geçelim arkadaşlar çökertiyorlar. Hani bir yandan bu DAEŞ'in hortlamasını daha önce çok konuştuk. Dikkat ederseniz Ali Yerlikaya İçişleri Bakanımız bu konuda paylaşım yaptığında il isimlerini de veriyor. İşte Mersin, Kayseri, Amasya, Edirne, işte DAEŞ'e yönelik bir operasyon, yani isimler değişik olabilir ama 7-8, 10 isim birden sayıyor, yüzlerce isim içine koyuyor. Ve diyorsun ki ya ben şöyle Türkiye haritasına koydum, illeri şöyle işaretledim. Yani memleketin dört bir yanında DAEŞ'çi var, DAEŞ'li var. Bu operasyonlar bana onu gösteriyor. Ve bahsettiğiniz gibi o oradan girmiş, bu buradaymış. Kötüsü resmi yollarla girenler de var içinde. Yani, şimdi Afganistan'dan gelen, yani Afgan uyruklu resmi girmiş. Resmi yollardan da gelen bir... Yani biz bunu artık anladık, anlamış olmamız lazım. Hiç anlamadıysak Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıyla... idrak etmemiş olmamız lazım. Yani özümsemiş olmamız lazım. Hoş geldiniz Okan Paşa. Hep böyle iş kazaları dediğimiz olaylarda, afetlerde hep her şey bir tekerrür halinde devam ediyor. İşte bir kızımız mesela Küçükçekmece'de 5 yaşında kızımız belediyenin açtığı çukura düşüp Allah rahmet eylesin hayatını Amin. Kaybetmiş. Ben onun 9 yaşında bir kız çocuğunun yıllar önce derede Ayamama Deresi'nden girip Ataköy korkunç. Açıklarından çıktığı olayı Maalesef. Biliyoruz. Türkiye yıkılmıştı. Kardeşim bizim kaderimiz hiç değişmez mi? Biz hep böyle olayları tekerrür ettirerek mi yaşayacağız? Biz DAEŞ konusuna geliyorum. Yanlış anlamayın. Bunu anlatırken aslında hiçbir sorunumuz birbirinden bağlantısız değil. Biz hep Türkiye'de yaşayanlar olarak, Türkler olarak hakikaten acayip kahramanız. Kurtarmada falan filan. Önlem konusunda sıfır. Yani önlem alalım. Yani çünkü akıl, geçen gün kim söyledi? Cumhurbaşkanı mı söyledi? Mesnevi'den, Mevlana'dan örnek veriyor. Akıl insana bir sorun ortaya çıkmadan önce önlem almak için Allah tarafından verilir değil mi? Biz ama bir olay olduktan sonra işte yangının üzerine atlayan kahramanlarımız, binanın altına giren kahraman kurtarıcılarımız,
Ya arkadaş, biz hep kurtulma hikayeleri ya da kurtulalım ama şeyleri, ne diyeyim, acıları yaşıyoruz. Bir de önlem. Niye, buradan nereye geliyorum DH konusunda? Artık bizim bu sığınmacı... Arkadaşlar çok özürüm. Saraçhane görüntüleri, bugün yaşananları verir misiniz? Ben mesaj atıyorum ama... Sığınmacı veya göçmen dediğimiz, işte içinde de artık DH'ı barındıran bu sorunu, yani sorun oradan vücut buluyor. Ve bu daha da büyüyecek. Ya DH'ın size 4 tane Türkçe yayınlanmış dergisini vereyim, okuyun. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeleri açık hedef gösterdiği, resimleriyle açık hedef gösterdiği görünüyor, okuyoruz yani. Onlar hiçbir şey gizlemiyorlar. Mesele görebilmek, onu anlayabilmek. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin evvel emirde, evet bakın, yani her DH'ın yaptığı profiller birbirinin aynı. Daha önce yakalananlarla aynı, kökenleri aynı. Muhtemelen bunlar yakalanmasaydı, işte onlara daha sonradan bildirilecek, bir adreste verilecekti, silahlarla gidip şurada burada bir eylem yapacaklardı falan. Ve bunlar inanın ki İslami referansla hareket eden değil, bunlar dolaylı olarak Mossad'ın, CIA'nin yönettiği adamlar olacaklardı. Ama biz bunu hep başka tartışmaların içine koyacaktık. Şimdi dolayısıyla bizim bir önlem almamız lazım. Bunu ciddiyetle tartışmamız lazım. Özellikle Horasan kollu diye, bu Tacik kökenlilerden oluşan daha çok. Yılbaşından önce de zaten konuşmuştuk yine burada, hatırlarsınız. Evet. Yani Horasan diye yazdığın zaman Türkler dediğin zaman IŞİD çıkacak neredeyse internette, Google'da diye o günlerde söylemiştik, hatırlayacaksınız. Bu da bir altyapı hazırlanıyor. Yani PKK terör örgütünün Suriye kolu, kurtarıcı batının gözünde Horasan Türkler neredeyse IŞİD noktasına evriltiliyor. Evet. Oraya doğru itiliyor. Arkadaşlar 7. volu bir verebilir miyiz? Dolayısıyla bizim göçmen politikamızı, sığınmacı politikamızı çok ciddi gözden geçirip, bakın İngiltere ne yaptı? Bakın o sizin hep söylediğiniz. Tabii. Yani buradan başladık zaten. Evet. Bu Mossad'ın tehdidinden sonra zaten başladık. Hani baktığımız PKK saldırıları geldi. Sonra bir anda hop dedi, 28 Ocak'ta yılbaşını kana bulacaklardı. Çok başarılı operasyonlarla, MİT operasyonlarıyla o çökertildi. DHKPC saldırısı gördük. Biz Ekim ayında meclise saldırı planını gördük. Mossad operasyonu daha çok yeni 4 Nisan'da yapıldı. Ve zaten burada da 1 Mayıs'ta kanlı saldırı hazırlığında 2 kişiyi yakaladık.